Fotoğraf gezgininin bu bölümünde gezginlerimiz objektiflerini bin filin ülkesi olarak anılan uzak doğu ülkesi Laos'a çeviriyorlar. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Laos'un eski kraliyet başkenti Luang Prabang'da sizleri masalsı bir yolculuğa çıkaracaklar. Gezginlerimiz Mekong Nehri üzerinde teknelerle yapılan 2 günlük zorlu ve bir o kadar da keyifli bir yolculuğun ardından Laos'un saklı güzelliği Luang Prabang'ı keşfe çıkıyorlar. Az sonra fotoğraf gezginlerimiz Nico Guido ve Talat Gümüş'le birlikte heyecan dolu bir yolculuğa çıkacağız. Güney Asya'daki gizemli maceramıza Laos'la devam ederken bu az bilinen coğrafyayı tanımaya çalışacağız. Tapınaklar ve rahipler kenti Luang Prabang'daki büyülü maceramız sırasında fotoğrafa ve gezginliğe dair birçok ipucunu da sizlerle paylaşacağız. Sevgili dostlar, sabah bildiğiniz gibi Chiang Rai'dan yola çıktık. Ve 2,5 saat sonunda Chiang Kong'a geldik. Chiang Kong, Kuzey Tayland'la Laos sınırında bulunuyor. Ve buradan Laos'a geçip Luang Prabang'a doğru bir nehir teknesiyle devam edeceğiz. Fakat bunun için öncelikle Mekong Nehri'ni geçmemiz gerekiyor. Mekong Nehrimiz bu bölgeyi sulayıp bu bölgeye bereket getiren bir nehir. Biz de 2 gün boyunca o nehrin üzerinde seyahat etmekten büyük keyif alacağız. Mekong Nehri 4350 kilometre uzunluğuyla dünyanın 12. en uzun nehri. Mekong Nehri Tibet'te yer alan Doğu Himalaya dağlarından doğup Çin, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'da geçtiği yerlere hayat verip Güney Çin Denizi'ne dökülüyor. Bu tekneye binip karşı tarafa Laos'a geçeceğiz. Şu anda Tayland'dayız. Mekong arada bir sınır oluşturuyor. Bu Mekong Nehri her zaman beni çok heyecanlandırmıştı. Ve şu anda burada olduğum için Mekong Nehri'ni geçip sınırı karşıya geçip Laos'a geçeceğimiz için çok heyecanlıyız. Yemyeşil, doğa mükemmel. Mekong Nehri, bu topraklara hayat veren Mekong Nehri'nin üzerindeyiz. Gezginlerimiz kısa bir yolculuğun ardından Tayland sınırlarını geçip Laos'a ayak basıyorlar. Buradan binecekleri başka bir tekneyle de Luang Prabang'a doğru yola çıkacaklar. Hemen bilet bulmalıyız. Talat, siz gümrüğe gidin. Ben de bilet bakacağım şimdi. Gümrükte kuyruğa girin hemen. Bilet sırası oldukça kalabalık. Bir zamanlar Fransız sömürgesi olan Laos'un eski başkenti Luang Prabang, son dönemde turistler tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Evet, güzel bir haber. Luang Prabang'a kadar olan nehir tekne biletimiz elimizde ve çok acele etmemize de gerek yok. Çünkü 11.30'da hareket ediyormuş. Şimdi burada girişimizi yapacağız. Ardından acenta bizi başka bir yere götürecek ve oradan da tekneye binerek 2 günlük yolculuğumuza başlayacağız. Grupla değil de tek başımıza gelmenin de avantajı bu. Şu anda tuktukla teknenin olduğu yere götürecek arkadaş bizi. Sonunda tuktuğa da binebildik. Birazcık rahatladık. Güney Asya'nın birçok yerinde şehir içi ulaşımı sağlamak amacıyla tuktuk adı verilen motor taksiler kullanılıyor. Tuktukla seyahat çok konforlu olmasa da hızlı ve ekonomik. Gezginlerimiz 2 gün boyunca yolculuk yapacakları tekneye sonunda biniyorlar ve Mekong Nehri'ndeki asıl maceralarına başlıyorlar. Sevgili dostlar, 1,5 saatlik beklemenin ardından nihayet yola çıkmış bulunuyoruz. Huesai ve konaklayacağımız Pakbank arası 6 saat. 6 saat boyunca Mekong Nehri'nde ilerleyerek
buranın güzel manzaralarını hep beraber izleyeceğiz. Teknede aşağı yukarı 80 kişi var. Hepsi aynı güzergah boyunca Pakbank'e varacaklar. Bazıları orada birkaç gün geçirecekler. Biz yarın sabah aynı tekneyle Luang Prabang'a devam edeceğiz. Şimdi sizleri güzel Mekong manzaralarıyla baş başa bırakıyoruz. Nehrin her iki yakası eşsiz doğa ve insan görüntüleriyle bizleri etkisi altına alıyor. 1964-73 yılları arasında ABD'nin yürüttüğü gizli savaşta Laos savaşa dahil bile değilken ülkenin üzerine 2 milyon ton bomba bırakılıyor. Yemyeşil ağaçlar, nehir boyunca uzanan kıyı şeridinin çekiciliği izlenmeye değer bir manzara sunuyor. Gezginlerimiz Mekong Nehri'nde 6 saat süren yolculuğun ardından gökyüzünün kızıla boyandığı akşam vakti bir gece konaklayacakları Pakbank köyüne varıyorlar. Laos'un Tayland sınırı ile Luang Prabang arasındaki nehir yolculuğu için yapılmış bir yerleşim merkezi. Burası bir durak. Aşağı yukarı 100'e yakın bir ev var diyelim, o kadar. Burada geceyi geçireceğiz ama medeniyetten çok uzaktayız. Ama çok keyifli. Kuş sesleri, doğadan gelen her türlü seslerle beraber akşam yemeğimizi yiyoruz. Ardından da istirahate çekileceğiz. Yarın sabah erkenden kalkarak tekrar nehir yolculuğu ve Luang Prabang. Şu anda Pakbank'tayız. Pakbank, Mekong Nehri kenarında küçük bir köy. Bu köyden yola çıkarak Luang Prabang'a varacağız. Bugün de 5-6 saat nehir yolculuğumuz var. Şu anda medeniyetten çok uzaktayız. Yağmur ormanları arasında siste inmiş durumda ve önümüzde akan Mekong Nehri gerçekten bize keyif veriyor. Evet, nehir teknemiz arkamızda. Şimdi nehir teknemize binerek Mekong Nehri'nde aşağıya doğru akmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Mekong Nehri'nde ulaşımı sağlayan bu tekneler yaklaşık 20-25 metre boyunda ve 3-4 metre genişliğinde. Gezginlerimizin teknesinde şu an yaklaşık 70 kişi seyahat ediyor. Teknede tuvalet ve küçük bir kafeterya bulunuyor. Topraklarının 4'te 3'ünden fazlası dağlarla kaplı olan bu ülkede yerleşimler çoğunlukla ünlü Mekong Nehri ve şehirle kasabaları birbirine bağlayan yarısı bozuk yollar etrafına kurulmuş. Nehrin her iki kıyısındaki birbirinden güzel görüntüler, gezginlerimize harika pozlar veriyor. Ülke turizme ve dış dünyaya kapılarını yeni yeni açmakta. Nehir yolculuğumuzun ikinci günü, ilk günden biraz daha zevkli, daha güzel geçiyor. Bunun nedenlerinden birisi de ağaçların çok daha sık olması. Bu arada teknenin her yerinden görüntüler, manzaralar çok çok güzel ama teknenin ön tarafından baktığımız zaman manzara bir başka güzel oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hep beraber şöyle manzaraya bakabiliriz. Hollandalı gezgin dostlarımızın müzik dinletisi yolculuğumuza ayrıca renk katıyor. Geldik. Uzun bir tekne yolculuğundan sonra şimdi buradan çıkacağız. Arkada bizi bir kasaba bekliyor. Dediklerine göre hatta bir şehir bekliyor. Güzel bir küçük şehir diyelim. Bakalım, hep beraber keşfedeceğiz. Gezginlerimiz huzur dolu bir yolculuğun ardından Mekong'un mücevheri olarak bilinen Luang Prabang'talar. O nehir teknesiyle gerçekleşen yolculuğu herkese tavsiye ederiz. Mekong Nehri üzerinde ve yağmur ormanları arasında mükemmel, keyif verici ve dinlendirici bir yolculuk yaptık. Şimdi tekneden indik ve Luang Prabang'a gitmek için bir tuk tuğa bindik. Herkes gibi.
Bakalım, çok merak ediyoruz. Özellikle İsmail çok güzel şeyler söylemişti bu küçük şehir hakkında. Biz de güzel şeyler bulacağımızı umut ediyoruz. Şimdi odamıza giriyoruz. Güzel bir duş alıp ondan sonra hemen şehri keşfetmeye başlayacağız. Laos 60 yıl boyunca Fransız sömürgesinde kalmış ve 1953 yılında bağımsızlığına kavuşmuş. Daha sonra 1960 yılında Vietnam Savaşı ile beraber maalesef Laos da bu savaştan nasibini alıyor. Laos savaşa katılmamasına rağmen Laos'a Amerika 2 milyon ton bomba atmış. Bunlar çok üzücü tabii ki. Şu anda burada bunları göremiyoruz. Her şey çok güzel, insanlar çok mutlu. Ama tarihi okuduğumuzda, bu gerçeklerle karşılaştığımızda üzülmemek mümkün değil. Maalesef savaş sırasında atılan ama patlamamış bombalar yüzünden Laos'ta her yıl yüzlerce insan hala ölüyorlar. Tabii ki güler yüzler, güzel restoranlar, keyifli mimari, mimari bozulmamış, güzel korumuşlar ve keyifli bir Avrupa kasabası gibi açıkçası. Bu yüzden de bu şehir 1995'ten itibaren UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Bu akşam evet güzel bir yemek yedik. Şimdi Luang Prabang sokaklarında hep beraber dolaşacağız. Yarın içinde bir araç kiralayarak şehrin dışındaki yerleşim merkezine giderek turistlerin çok uğramadığı köylerdeki insanlarla tanışmayı hedefliyoruz. Evet. Ertesi günü planlamış olmanın rahatlığıyla Luang Prabang sokaklarında küçük bir keşfe çıkıyoruz. Şehirde yaşam geceleri de devam ediyor, her yer hareketli ve cıvıl cıvıl. Yoğun geçen günün ardından yorulan ekibimiz, ertesi güne dinlenmiş olarak başlamak amacıyla çok geç olmadan otele dönüyor. Sevgili dostlar, Laos'un eski başkenti Luang Prabang'dayız. Ve bir dostumuz var masamızda, Tui. Dün akşam resepsiyonda tanıştık Tui ile, resepsiyonda çalışıyor. Sohbet ettik ve eski bir Budist rahip olduğunu öğrendik. 9 yıl boyunca rahiplik yapmış ve kendisinden rica ettik, bugün bize eşlik eder misin diye. Sağ olsun kırmadı, bugün bütün gününü bizimle geçirecek. Programda ne var? Sabah bir tapınağa gireceğiz, ardından pirinç çiftlikleri, sonra köylere gideceğiz yukarılara, dağlara ve eğer vaktimiz kalırsa şelalelerde günü sonlandıracağız. Laos'un bu güzel kentini ve çevresini size tanıtmaya başlayacağız. Gezginlerimiz kahvaltının ardından vakit kaybetmeden yola çıkıyor. İlk durağımız Phaya Thup Tapınağı. Evet, şu anda Tui'nin daha önce görev aldığı tapınaktayız. Fotoğrafçılarımız objektiflerini burada yaşayan Budist rahiplerin renkli kıyafetlerine ve tapınağın göz alıcı detaylarına çeviriyorlar. Burası fotoğrafçılar için adeta bir cennet. Önce fotoğraflarını çektik, şimdi gidip merhaba diyeceğiz ve gönüllerini alacağız. For in the morning is about 4 o'clock until 5 o'clock for praying. After the prayer in the mornings are 5 o'clock until 6 o'clock. So after that they have to go to collect some food on the street around in the city and then come back. So after that they have to breakfast. So and then until 5:30 they have to go to school for study. Tapınağın her köşesinde
burada yaşayan rahiplerin çizdiği Buda resimleri yer alıyor. Rahipler ekibimizin isteğini kırmayarak bizler için kısa bir ayin yapıyorlar. Evet, bizim için dua ettiler, bizim için özel bölümlerini açtılar. Hakikaten çok teşekkür ederiz. Laos, Myanmar gibi ülkelerde hala manastırları gezmek mümkün. Ama turist akınları bu ülkeye geldikten sonra mecburen onlar da manastırları kapatmak zorunda kalıyorlar. Ama hala Laos'ta bunlar güzel şeyler, mümkün şeyler, gezip fotoğraflamak, bunu da değerlendiriyoruz. Hakikaten çok nazik insanlar. Rahipler kendilerine rica edildiğinde fotoğraf çekilmesine izin veriyorlar. Bu nazik insanlar, Batı dünyasının kendilerine olan ilgisinin farkında ve hemen hepsi poz verme konusunda çok başarılılar. People die and they make this small house for them and they give some many things inside, like a clothes and some food, some clothes, some fan, anything inside, like a house, so everything should be had here inside, yeah, for the people die. Sevgili dostlar, yeni kültürler ve yeni adetler, yani burada bambaşka şeylerle karşılaşıyoruz ve bunlar bizi çok heyecanlandırıyor. Sağ olsun TÜİ de bize neler olduğunu anlatıyor, çünkü o anlatmasa hakikaten neler olduğunu tahmin etmek çok kolay değil. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bir rahip okulunu gezeceğiz, başka bir rahip okulu. Okay TÜİ, we can go. Rehber TÜİ, gezginlerimizi kendisinin de eğitim aldığı Budist okuluna götürüyor. This is the school, monk school. The name is Siputabat School. Yeah, I studied here before. It's about 5 years or 6 years. Pazar günü olduğu için bugün okulda eğitim olmadığı bilgisi veriliyor. Gezginlerimiz de okulun içerisinde ufak bir tura çıkıyor. Burada insanın yaşadıkları sürecinde işlemiş olduğu günahlar resimleniyor. Bunda işte bir elma çalma, içki içme, alkol içki içme, savaş yapmaları, değişik şekillerde resimlenmiş. Öğrencilerin de okulda olduğu bir gün tekrar ziyaret etmek üzere gezginlerimiz buradan ayrılıyor. Tapınak ziyaretlerinin ardından gezginlerimiz şehrin turistik yerleri dışındaki köylere gitmek için Rehber TÜİ'den yardım istiyorlar. Yol kenarında çalışan köylüleri gören gezginlerimiz araçlarından inip onlara yardım ediyorlar. Ülkelerin gerçek kültürünü anlamanın ve görmenin en güzel yolu yerel halkın arasına karışmak ve geleneksel hayatlarını görmek değil midir zaten? Şimdi köylere doğru çıkarken dağlarda iki tane güzel kızla karşılaştık. Bunlar çalı çırpı toplayan kızlar. Şimdi TÜİ biraz onlarla sohbet edecek. To take this one for help the parents. Take this one for running, for cooking something, you know. Yeah, this one. So they help for today is Saturday and Sunday is day off. They have to help their parents make for food or something. And where is their village? Banyan. Batengmua. Batengmua. They are living in Siangmo village, at Siangmo village. Yeah.
Gezginlerimiz bu sevimli dostlarımızın köylerini görmeye karar veriyorlar. Evet, bizim çalı çırpı toplayan kızları takip ediyoruz. Küçücük bir Laos köyüne geldik. Sanırım daha önce burada çok fazla yabancı görmediler. Çevrede ne var? Çevrede bir bakkal var. Aşağı yukarı 15 tane ev var. Gördüğünüz gibi tavuklar, horozlar, bisiklete binen bir kız. Küçücük bir Laos köyü. Etrafta oyun oynayan çocuklar dışında dışarıda kimsecikler yok. Çocuklar gezginlerimizi hemen aralarına alıyorlar. Gözlerindeki pırıltı bizim de içimizi aydınlatıyor. Hello. Çocuklarla birlikte geçirilen keyifli dakikalardan sonra gezginlerimiz şehrin en çarpıcı manzaralarından birini sunan yere odaklanıyorlar. Dünyaca ünlü Kuangxi Şelalesi. Şu anda bir şelale fotoğrafı çekeceğiz. Ben bu tarz çekimleri nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Eğer uzun pozlama için ortamdaki ışık çok fazla ise mutlaka bir ND filtreye ihtiyaç var. Onun dışında olmazsa olmaz enstrümanlardan birisi de tabii ki tripod. Şimdi manuele alıyoruz makinemizi. Buradaki sıkıntı şu. ND filtre fotoğraf makinesinin netleme ayarını yapmasını engellediği için, çok karanlık olduğu için ve yeterince kontrast bulamadığında otomatik netleme çalışmaz. Dolayısıyla öncelikle fotoğraf makinemizde arzu ediyorsak manuel netleme yapabiliriz veya otomatikle netleme yapıp ardından manueli almamız gerekiyor. Öncelikle onu yapalım. Ve manuel aldıktan sonra artık objektife dokunmuyoruz. Sonra ND filtreyi takıyoruz. ND filtre fotoğraf makinesinin pozometresinin de sağlıklı çalışmasına engel olur. Dolayısıyla burada manuelde öncelikle enstantanemizi belirliyoruz ki böyle bir şelalenin önünde arzu ettiğimiz o ipeksi görüntünün ortaya çıkması için 20 ila 30 saniye arası uygun değerlerdir. O ayarı yaptıktan sonra diyafram içinde pozometreden yararlanamadığımız için aşağı yukarı kafanıza göre 10-16 arası bir diyafram aralığı belirleyerek fotoğrafımızı çekiyoruz. Tabi timer alarak böylece sizin deklanşöre basarken fotoğraf makinesini titretmenizde önüne geçmiş oluyoruz. Evet, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Okey. Çektiğim fotoğraf yeterince pozlanmamış. Yani istediğime göre daha karanlık çıkmış durumda. Bu durumda zaten 30 saniyede olduğum için diyaframı biraz daha açıyorum. Ve tekrar çekiyorum. Fotoğraf geldi. Bakalım. Evet, gayet güzel. Histogramı da kontrol ediyorum. Ve yani bir stop daha açabilirim. Bir stop daha açarak son fotoğrafı çekiyorum. Artık bu fotoğrafın doğru pozlanmış fotoğraf olacağını da biliyorum. Tabii şimdi dijital makinelerde çok önemli bir avantajımız var. O da şu, çektiğimiz fotoğrafı anında görüp doğru pozlanıp pozlanmadığını anlayabiliriz. Bu tabii ki iyi tarafı. Bunun ikinci iyi tarafı, bu tarz yerlerde dilini konuşmadığımız insanlarla iletişim kurduğumuzda LCD ekrandaki görüntü onlarla iletişim kurmamızı sağlar. Bu konuda bize yardımcı olur. Kendi görüntülerini kendilerine gösterdiğimiz zaman onlarla sempatik bir iletişim haline geçebiliriz. Çünkü fotoğraf dünyadaki en evrensel dildir. Fotoğraf, evet, bir dildir fotoğraf. Yani İngilizce, Fransızca, müzik, resim gibi bir dildir. Ama önemli olan şu, o dilde anlatacak bir şeyimiz var mı? Çünkü
Evet, bir şeyler anlatabilmek için bir dili iyi bilmek gerekiyor. Ama bir dili iyi bilmek, eğer anlatacak bir şeyimiz yoksa hiçbir işe de yaramayabilir. Dolayısıyla dijital makinelerin bu tarz avantajları var. Fakat bunun bir dezavantajı da var. Çünkü artık makinalı tüfek gibi fotoğraf çekiyoruz ve her çektiğimiz fotoğrafı da anında kontrol etmek istiyoruz. Dolayısıyla LCD ekran üzerinde gereğinden çok fazla zaman harcıyoruz. Bazen biz LCD ekranda fotoğrafa bakarken, kontrol ederken asıl fotoğraf kaçmış oluyor maalesef. Evet, istediğiniz fotoğrafı çekmenin mutluluğu ile yolumuza devam ediyoruz. Luang Prabang'ın 30 kilometre güneyinde yer alan Kuangsi Şelalesi gerçek bir doğa harikası. Ormanın derinliklerinden yemyeşil ağaçların arasından kıvrılıp gelip, kireç taşı kayalarının üzerinde büyüleyici görünümüyle ve turkuaz rengiyle akan şelaleler göz kamaştırıcı güzellikte. Evet, şelaleleri gördün. Çok güzeldi. Hatta tam senlik. Sabahtan beri bugünü bekliyordu, bu anı bekliyordu Talat. Oh, yukarıya kadar çıktım, biraz yoruldum ama gitmeye değdi. Çok çok güzeldi manzara, her şey harikaydı. Siz gelmediğiniz zaman fark etmez. Sizin yerinize ben gittim. Haydi bakalım. Önümüzdeki hafta fotoğraf gezgini, Tapınaklar ve Raifler Kenti Luang Prabang macerasına kaldığı yerden devam edecek. Bu büyüleyici Laos şehrini Nico Guido ve arkadaşlarının objektiflerine takılan rengarenk görüntülerle keşfedeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Fotoğraf gezginini kaçırmayın.